Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir katil rehber videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki katilimiz yine sizlerin seçimiyle Billy oldu. %36'lık bir oyla Billy'yi tercih ettiniz. O nedenle ben de Billy rehber çekmeye karar verdim. Açıkçası Billy benim çok usta olduğum bir katil değil. Hatta uzun bir dönem Billy'den nefret ediyordum ve oynamayı hiç sevmiyordum. Oynamamı sevmememin sebebi testleri kaçırdıktan sonra bir duvara çarpmam ya da o testleri boş bir alanda ıskalamam Survivor'lara çok büyük bir avantaj yaratıyordu. Benim tek bir hatamı bu kadar kolay bir şekilde avantajına çevirebilmesi benim hiç hoşuma gitmiyordu. O yüzden oynamıyordum. Fakat yine son zamanlarda kendi kendimi oynamak zorunda kala kala edindiğim bir build'le sizlere bir rehber videosu hazırlamak istedim. Fakat ilk önce o build'i anlatmadan önce sizlere normal bir build'in neler alması gerekiyor onu göstereceğim. Daha fazla bu tarz videolar gelsin istiyorsanız ve hangi katilin gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoların devamı için de like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz addonlarımızla başlayalım. İlk önce sizlere normal bir build'in alması gereken addonları göstereceğim. Bu yeşil addon testlerinizi kullanırken %20 hareket hızı sağlıyor size. Bunun karşılığında da testleri %14 daha yavaş şarjlıyorsunuz. İyi bir Billy oyuncuysanız, curve atabiliyorsanız özellikle supportlarda bu %20'lik hız avantajı Survivor'lara daha rahat bulmanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda yine map üzerinde gezerken %20 daha hızlı gezmek size vakit kazandıracaktır. Bunun yanında diğer mor addonumuzda Low Pro'yu tercih etmenizi öneririm. Çünkü testlerinizle bir paleti kırarsanız testleriniz çalışmaya devam ediyor bu addon sayesinde. Ve karşıdaki deviren Survivor'a vurabiliyorsunuz. Fakat bunun karşılığında paleti kırdıktan sonra karşıdaki Survivor'a artık tek atamıyorsunuz. Tek bir hasar veriyorsunuz. Yani full cansa yaralı oluyor. Yaralıysa ancak yere düşürebiliyorsunuz. O nedenle güzel bir Billy addonudur. Bu addonlarla birlikte alacağınız perklere geleceğim. Sonra diğer addonları göstereceğim. İlk perkimiz Korab. Bize en uzak 3 jeneratörü 120 saniye boyunca kapatıyor. Gayet güzel perklerden bir tanesi. Billy'ye de yakışıyor çünkü map üzerinde zaten rahatça hakimiyet sağlayabilen map travel güçlü bir karakter olduğu için oyunun başında küçük bir alanda oyun oynatmanız sizin çok işinize yarayacaktır. O yüzden Korab kullanmanızı öneririm. İkinci perkimiz Ruin. Yine map üzerinde sürekli baskı kurup map'in her yerinde olabileceğimiz için Ruin sayesinde jeneratörleri güzel bir şekilde eritebiliyoruz. Bir toteme bağlı perk Survivor'lar jeneratörleri bırakırsa o jeneratör %200 hızla gerilemeye başlıyor. Üçüncü perkimiz yine hızlı bir şekilde hook alabilen, tek atabilen bir katil olduğu için Pavkozlu Weasel. Bir Survivor kancı astıktan sonra bir sonraki tekmeleyeceğiniz jeneratör %25 anında gerileyecek. Gayet güzel bir perk, Billy'de de güzel çalışıyor. Son olarak normalde kolay kolay önermem ama Noet. Neden Noet? Çünkü bir Survivor oyunun sonunda ansızın tek atıp hook asmayı başardığınız takdirde Noet'iniz artık o saniyeden sonra kırılsa bile testleriniz olacağı için o hook takasını siz kazanacaksınız. Yani size Noet garanti bir kill getiriyor sonrasında kırılmasına rağmen. O nedenle Billy'ye de yakışıyor. Noet kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi sırada benim bilimde neler oluyor sizlere onu göstereceğim. Normal şartlarda bu addonları taktığım zaman yayınlarda falan tamamen trollüne map üzerinde gezmeye başlıyorum. Çünkü bu iki addon sizin testleri kullanırken testleri daha rahat döndürebilmenizi sağlıyor. Mor olanı %44. Diğer sarı olanında %28, ikisi toplamda birleştiği zaman gerçekten çok rahat testleri kontrol etme imkanı sağlıyor. Bu da benim gibi kötü bir bile oyuncularına çok yarıyor. Çünkü rahatlıkla testlerimi kontrol edebilmemi sağlıyor. İstediğim şekilde map üzerinde hiçbir şeye çarpmadan dolaşabilmemi sağlıyor. O nedenle güçlü iki addon olarak görüyorum kendimce. Bununla birlikte Korrupt'ı değiştiriyorum. Korrupt yerine de Bambozul alıyorum. Çünkü testlerimi çok kolay pencerelerle outplay edebildikleri için o pencereyi kapatmak benim çok işime gelecek. Bambozul'u hemen açıklayayım sizlere. Pencerelerden %15 daha hızlı geçiyorsunuz. Bu geçmenin ardından geçtiğiniz pencere 16 saniye boyunca kapanıyor. Yani Survivor o pencereden atlayamıyor. Bu da testleri kullanımı bazı noktalarda çok rahat sağlıyor. Örneğin bir kulübeye girdiğim zaman Survivor testleri yememek için ne olursa olsun o pencereden atlıyor. Gerekirse sol klik vurmamı istiyor. Fakat ben testleriyle vurmaya inat etmek istiyorsam Bambozul'u o pencereyi kapatıyorum. Daha sonra Survivor tekrardan dolaşıp içeri girdiğinde ya bana paleti atmak zorunda kalıyor. Palet yoksa da öldürebiliyorum testlerimde çok rahat bir şekilde. O nedenle Bambozul kullanmanızı tavsiye ederim iyi bir bile oyuncusu değilseniz. Geri kalan bu ildi ise tamamen az önce anlattığımla aynı bırakıyorum. Çünkü gerçekten bileğe yakışan perkler hepsi. Offering olarak Macmillan attım. Daha rahat açık maplerde daha rahat oyun sergileyebilirsiniz. Hastane gibi kapalı maplerde gerçekten çok kötü oluyor zaten bile. Umarım keyif alırsınız. Şimdi maçımıza geçelim. Let's go. Ve maçımızda başladı. Suffocation Pit geldi. Gerçekten en gelmesi istemediğiniz maplerden bir tanesi. Çünkü büyük bir map ama bile olduğumuz için bu map travel'ı belki sağlayabiliriz. Şimdi maçın başında en uzak jeneratörleri
gitmek üzere direkt yola çıkıyorsunuz. Aldığınız addonlar sayesinde testlerinizi çok rahat bir şekilde döndürebiliyorsunuz ve ben burada birini buldum bile. Gayet güzel bir şekilde gafil avladık. Hemen asmaya götürüyorum. Şimdi dediğim gibi Billy'de zaten çok iyi değilim. Çok profesyonel bir oyuncu değilim. Tek tük bile oynuyorum. Oynadığımda da tamamen troll amaçlı oynuyorum. Böyle uzaklarda testleri döndüre döndüre hep üzerinde mesela Tokyo Drift açıyorum zaten yayınlarda. O şekilde oynuyorum. Her neyse Billy çalışılması gereken bir katil. Yani gerçekten herkesin oynayabildiği düzeyde bir katil değil. O yüzden sizler de oynarken kaybettiğinizde bu durumu çok yadırgamayın. Normal olması gereken bir durum. Fakat benim vereceğim tüm taktiklerle maçlarınızı kazanabilirsiniz. Şöyle map üzerinde geziyorum. Bu iki ayakkabı addonunu gerçekten ben çok seviyorum. Çünkü hiçbir yere çarpmamamı sağlıyor. Ne kadar rahat siz de görebiliyorsunuz. O yüzden sizler de bu şekilde rahat rahat dönebilirsiniz. Böyle tekrardan şuraya doğru geliyorum. Şurada asılı alan adamı aldım. Fakat testlerimi vurmayı başaramadım. Şimdi bir de en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Dibindeki adamı testleri nasıl kaçırdı? Böyle bu adam paleti devirdim. Onu da birazdan yakın bir pozisyonda kesinlikle sizlere göstereceğim. Kafanızı eğmeniz lazım arkadaşlar. Kafayı aşağı doğru eğdiğiniz zaman Survivor gözünüzden kaçırmıyorsunuz. Çünkü testleri normal bu şekilde kaldırdığınız zaman Survivor göremiyorsunuz. Testleriniz kalkıkken kafanızı eğdiğinizde Survivor'ı daha rahat görebiliyorsunuz. Bu sayede de daha rahat testlerinizi tutturabiliyorsunuz. Önemli püf noktası bu. Şu kudretin üzerine bir gidelim. Şurada pencereden atlamayı başaracak mı? Evet atlayacak. Testleri geri indiriyorum. Bambuzla hemen burayı kapattım. Tekrardan buraya geri dönemeyecek. Geri dönmeye çalışırsa ben orada hemen testeremle hasarımı vereceğim. Bu yüzden bambuzlu tercih ediyorum ben. Pencereyi kullandı. Şöyle içeri doğru dönmek isteyecek mi? Hayır. Burada tamam. Bak kafamı burada eğiyorum. Survivor gözümden kaçırmıyorum bu sayede. Ve rahatlıkla testlerimi vurabiliyorum. Eğer kafam yukarıda olursa Survivor gözümden kaçırabiliyorum. Mesela Nemesis'te özellikle. Nemesis örneğini vereceğim size. Çünkü Nemesis sağ kliğindeyken kafasını eğemiyor. Mesela ben Nemesis oynarken en çok bundan lazım. Biri de kafamı eğebiliyorken neden Nemesis'te eğemiyorum? Nemesis'te sürekli Survivor gözümden kaçırdığım oluyor. Nemesis'te sağ kliğinizi açtığınızda kafanızı eğemiyorsunuz. Fakat biri de durum böyle değil. Testlerinizi istediğiniz gibi kafanızı ister kaldırın ister indirin. İstediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Burada T-Boss'ta testlere vurmam çok zor. O yüzden sol klik attım. Siz de bu tarz pozisyonlarda dilenmeyip sol klik atabilirsiniz. Kulübeye doğru gidiyorum. Kulübede bakalım ne yapacağız. Pencereyi kullandı. Şöyle buradan gider gibi yapıp hemen pencereyi tekrardan kapatıyorum. Bana paleti atmak zorunda kalacak. Paleti atmak zorunda kalacağı için testlerimi erkenden çalıştırıp paleti kırdım. Ve rahat bir şekilde hemen mesafeyi daha fazla açtırmadan kovalamaya devam edebilirim. Burada bir palet var. Sonralar sürekli burada palet yiyorlar. Alien Frenzy'i bir an gözümden kaçırdım ve sonrasında vurmayı başardım. Yaralı bir Survivor düşürmektense testereyle full canlı bir düşürmek çok daha iyi olur. Burada hemen Adam'ı alacağım. Ve şuradaki hukumuzu asıyoruz. Mac hala buralarda dolaşıyor. Mac sana mı birazcık fazla kaşın? Dead Art'ın varsa at. Tamam Dead Art'da yokmuş. Hemen Mac'i de burada vurarak düşürüyoruz. Bu iki ayakkabı addonuyla gerçekten oynamak aşırı zevkli. Ya bu iki ayakkabı addonum olmasa gerçekten ben oynamam bu çarı. Yani açıkçası hiç bana göre bir karakter değil. Az önce söylediğim gibi testleri kaçırınca Survivor'ların edindiği o avantajdan nefret ediyorum. Ya da testleri bir yere çarpınca beklemekten nefret ediyorum. Bu yüzden Demo ve Billy gibi çarlarım sevmiyorum ve oynamıyorum da. Şöyle içeri doğru girsem bir şansımı deneyeyim. Belki pencereden atlamaz diye düşündüm. Ama atladı. Hemen penceremizi kapatalım. Şurada hasarımızı vermeye çalışalım. Normal şartlarda bu tarz spotlarda curve atmayı denememiz lazım. Yani curve'den kastım illaki yemişsinizdir. Bu köşede yani bir köşeye geçtikten sonra testlerinizi kaldırıp hemen en uzaktaki köşeye vurmaya deniyor aslında curve. Fakat ben o kadar iyi bir oyuncusu olmadığım, yapmayı beceremediğim ve karakterden nefret ettiğim için yapamayacağım. Bu videoyu da tamamen sizlerin isteği olduğu için çekiyorum. Normalde 1 lira yapar çekmeyi düşünmüyordum ama benden çok istediğiniz basic sorularınız vardı. En azından o basic sorulara cevap bulabildiğiniz adına şöyle çekiyorum. Şimdi burada testereyi bekleyeceğim. O benim indireceğimi düşünecek. İndireceğimi düşündüğü anda tekrardan çıktığında vurabileceğim. Veya tam tersi testere yüküm çok dolu olmasaydı, az olsaydı küçük küçük tutup onun çıkmasını bekleyip testereyi bıraktıktan sonra hemen greplemeyi deneyebilirim. Ya da dolabı açmayı deneyebilirdim. Burada %50'ye kalıyorsunuz. Eğer o sırada testere yükünüz fullse full'e oynayın. Testerinizi açmamaya oynayın. Eğer azsa da bırakın hemen dolabı açın ki alabilin Survivor'ı. Çünkü ikisinin arasında ortada tutarsanız ikisini de başarabilirsiniz. O yüzden ya greplemek için charge'ı az tutun ya da şurada hemen belki vurabilirim. Aha olmadı. Ya da testere yükünüz fullse yani çoksa
testereyi vurmak için adamın çıkmasını beklemeye zorlayayım. Burada zaten Survivor'ın yapacağı hamle belirliyor her şeyi. Şöyle burada bir palet tekrardan devrildi. Edim, burada sen ne yapıyorsun kankam? Hemen sana da bir tane vurayım. Dead Ardını bekledik ve rahatlıkla hasarımı veriyorum. Survivor'lar hiç etkisini kuramadı maça. Gayet güzel bir şekilde baskı kurduk. Tabi onların da hatası var. Normal şartlarda çoktan belki oyunu bitirmeleri lazımdı. Hemen asacağım. Testerenizi yine çok iyi bir şekilde kullanamayacağınızı düşünüyorsanız map üzerinde gezmek için kullanmayı tercih edebilirsiniz. Map üzerinde gezmek için gayet güzel bir ulaşım aracı. Şöyle hemen sana vuracağım. Kafamı eğiyorum ve Survivor'ı gözüme kestirdikten sonra vuruyorum. Bilin testeresi ilk çalıştırıldığı anda çok hızlı sağa sola döndürülebiliyor. Bu yüzden zaten köşelerde birilerin ansızın dönüp ansızın size hasar vurduğunu görüyorsunuz. O nedenle testlerinizi ilk çalıştırdığınız anda dikkatli bir şekilde mouse'unuzu kullanın. Olası bir hemen ters bir durumda çok fazla sağa sola çevirdiğinizde testlerinizi kaçırma olasılığınız oluyor. O yüzden sakin olun ve baktığınız yöne vurmaya çalışın. Buraya tekrardan geldim. Yine ulaşım aracı olarak kullanmaya devam edeceğim testlerimi. Açık bir yerlerde gördüğüm zaman sadece sorularları testlerimi kaldırıyorum. T-Boss'larla falan testlerle vurmaya dilenmiyorum çünkü vurulması gerçekten güç oluyor. Tekrardan buraya geldim. Map üzerinde gerçekten güzel gezebilen bir katil. Soldaki barınıza dikkat edin bu sırada. Soldaki barınızı eğer fullerseniz özelliğinizin barını, testleriniz yanıyor. Testleriniz yandığı zaman da tekrardan soğuyana kadar kullanamıyorsunuz. O yüzden yakmamaya özen gösterin. Şurada ikisiz, burada ne yapıyorsunuz? Normal şartlarda bu kadar rahat döndüremezsiniz bu testleri. Bu iki addon bu kadar rahat döndürebilip bu kadar rahat bulmanızı sağlıyor. Şöyle tekrardan kudretede vurarak hasarımı verdim ve 4 kill'le oyunu kazandık. Oyunun sonunu keşke görebilseydik. Keşke daha iyi oynasalardı ama bu da yine anlatacaklarıma değdim. Öyle seni asalım. Noed'i mutlaka kullanın. Noed gerçekten Billy'e yakışıyor söylediğim gibi. Tekrardan hatırlatıyorum. Oyunun sonunda bir Survivor Noed'le düşürdüğünüz zaman toteminizi tekrardan kırsalar bile testereyle oynamaya devam edeceğiniz için takaslarda çok güçlüsünüz. Hook takaslarında güçlüsünüz. Map travel'ınız güçlü. Geriye sadece testereyi iyi kullanmak kalıyor. Bu bilgileri iyi bir şekilde kullanırsanız yine en azından 2 kill oyunda alırsınız. Oyun içerisinde birini öldürmeyi başarıp oyun sonunda Noed'in verdiği avantaj ve takasında güçlü olmanın sayesinde 2 kill'le oyunu rahatlıkla bitirebilirsiniz. Güzel bir katil fakat öğrenilmesi gerekiyor. Dediğim gibi aslında RP'ni çekmeyecektim. Tamamen siz istediniz diye çekiyorum. Şöyle survivor'ların ranklarına da bakalım. Bir pip kazanmışız. Gayet güzel. Survivor'larımızda gold bizde. Red rank'a ulaşmışız. Gayet güzel de perkleri var mıymış aslında? Bazıları troll perkler almış. Her neyse bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Üzgünüm sizlere, keşke daha fazla şey gösterebilseydim ama bile de bildiklerim tamamen bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Haftaya hangi katilin videosu gelsin istiyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Bu serinin devamı için de videoya like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bye bye. Check this.